arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyoruz. Hatta geldim bir garip hissettim. Bayağıdır video yapmıyorum ya. Bir acım gibi hissettim. Ben kuaför Menderes Bayır. Bildiğiniz üzere bir klasik eğitime gelenler öğrencilerimizin eğitim sonunda katılım belgelerini takdim ederken görüş fikirlerimizi sizlerle paylaşıp aynı şekilde eğitimdeki öğrencilerimizin de görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün bizim için aslında buruk bir gün. Neden buruk bir gün? Bir ay geride bıraktık hemen hemen. Bir ay oldu. Üzücü bir ayrılık vakti. Her ayrılık aslında yeni bir başlangıç. Hem bizim için hem gidenler için yeni bir başlangıç. Süleyman kardeşim daha önceden paylaşmıştık. Hatırlarsınız YouTube kanalımda zaten paylaşmıştık. Eğitimi bitirdik. Bugün mezun ediyoruz. Göndereceğiz. Eğitimde gene konuklarımız var. Bora Bey, Almanya'dan gene. Süleyman'ı yoklar atmayacak. Almanya'dan biri daha var en azından tesellimiz. Bora var. Artı Hasan Bey var. O da Adana'da. Almanya'dan geldi. Bir ay misafirimiz oldu. Eğitimle alakalı ben kısaca bir iki fikrimi beyan etmek istiyorum. Aslında sıkça sorulan sorular var. Bu sorulara da cevaben bir açıklama olsun. Sıfırdan eğitim noktasında bir aylık bir eğitim sürecimiz oluyor. Eğitim sürecindeki buradaki eğitim sürecindeki nasıl desem ilişkimizi veya eğitim sürecindeki yaşadıklarımızı ben anlatamam diye düşünüyorum. Yani bunu kelimelerle anlatmanın çok yersiz olacağı kanısındayım. Yaşamanız lazım. Yanılıyorsam teyit etsinler. Çok güzel bir süreç geçiyoruz. Bir ay sonunda da Messi bunu çok net söyleyebiliriz. %100. Bakın çok net söylüyorum. %100 öğrenmiş olarak buradan mezun gönderiyoruz ki bizim için de mutlu olan kısmı mutlu olan kısmı yani yaptığımız işte odur. Çünkü buraya gelenlerin bir hayali, bir hedefi, bir amacı var. O amaç için geliyorlar. O amaç için çocuklarından, ailelerinden uzak bir ay gibi uzun bir süre burada kalıyorlar. Burada kaldığı süre içerisinde sadece eğitim materyalleriyle değil, yeri geliyor. Abi kardeş, yani sıkıntılarımızı, dertlerimizi ortaklaşıp, paylaşıp, birbirimize fikir üreterekten çözüm dahi ürettiğimiz noktalar oluyor. Bu sadece öğrencilerin sıkıntıları değil, yeri geliyor bizim de sıkıntımız oluyor. Sıkıntımı ben eğitime gelen öğrencilerimizle, abi kardeş gibi, arkadaş gibi can ciğer bir şekilde paylaşıp fikir alışverişiyle kendimizi dahi motive ettiğimiz bir süreç oluyor. Öte taraftan eğitim süreciyle alakalı süreç nasıl ediyor diye çok yorumlar aldım YouTube'da. Bununla alakalı çok anlatayım desem inanın çıkamayız. Bitmez de. Ama şunu net söylüyorum. Biz hani amacımız buraya eğitime gelen her öğrencimiz. Gönül istiyor ki yani amacımız biz ona odaklı kalıyoruz. Bir öncekinden daha iyi olsun. Hep ona odaklı çalışıyoruz. Ki bu noktada da başarılı olduğumuzu cidden inanıyorum arkadaşlar. Burada hani bir şey düşünüyorum bunu. Çok hani YouTube atıyorum. Çok böyle hani kelimeleri seçerek konuşmama gerek yok. Yani ben bilirsiniz böyle olduğu gibi konuşuyorum. Ki burada YouTube'a değil daha çok fikirlerimi sizde YouTube'daki izleyicilere veya izleyen takipçilerimize değil sizlere hitap et. Bu fikirlerimi ifade etmiş olayım. Daha sağlıklı olur. İyi veya kötü süreç burada bir şekilde bitiyor ama en güzeli buradan mesleği öğrenmiş olarak gidiyor olmanız. Yine dediğim gibi böyle bir buruk bir gün cidden alıştık Süleyman'a. Gelen herkese alışıyoruz, gelen herkese giderken aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ama Süleyman ayrı bir yeri vardı ya. Çünkü 3 aylık pandemi sürecinden sonra ilk öğrencimde 3 ay eğitim veremedim. Özlemiştim, özlem duymuştum, özlem kalmıştım eğitime. Doyamadan gidiyorsun Süleyman. Şimdi kardeşim senin de kısaca bir görüşlerini alacağım. Sonra katılım belgelerini takdim edeceğim. Bu arada katılım belgeleri arkadaşlar bu konuya da bir açıklık getireyim. Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 tane katılım belgesi takdim ediyorum. Vermiş olduğum katılım belgeleri bu konuyla alakalı net bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ülkemiz nezdinde resmi bir geçerliliği yok. Ben katılım belgesi olarak bu işi yaptığına dair, çünkü ismimle alakalı gerek Türkiye gerek Avrupa'nın birçok yerinde bu işi yaptığım zaten biliniyor.
benden eğitim aldığını belgelendirebileceğimiz bir katılım belgesi. Almanca ve İngilizce olmak üzere. Ha, Almanya'da ve İngiltere'de, İngiltere'ye gidenler Ankara Anlaşması için kullanıyorlar benden aldığı belgeyi. Almanya'da da görecekleri 3 aylık, 3 yıllık sanırım ama 3 yıllık kurs süresini 1 yıla düşürebiliyorlar. Öyle bir imkanları var. Katılım belgelerini takdim etmeden Süleyman kardeşim kısaca bir görüşelim. Kısaca değil hatta uzan yani. Uzan, olma uzan. Daha yarım saatimiz var bence. görüşlerini alayım. Faydalı olabildik mi? Gelmek isteyenlere tavsiyem var mı? Eminim şunu da hatırlatmak istiyorum. Buraya gelen herkes için söylüyorum bunu. Emin olun herkesin bir kaygısı vardı buraya gelirken. Yani ben empati yapıyorum. Şimdi örnek veriyorum. Geldiğinizde bu Sedat nerede? Sedat Bey yukarıda. Kenan, Sedat aynı şekilde. İsimlerini ezberlemeden daha direkt saç kesimlerine girip böyle muhteşem işçilikler yaptığını gördüğümde ben kendi kendime yadırıyorum. Ne yapıyorum arkadaş? Ben 4 yıl boşluğum çıkartacağım. Ben şaşırıyorum yani. Başkalarının böyle bir ön yargı veya ya olur bu canım demesini yadırgamıyorum. Onlara da saygılıyorum. Ciddi olacak bir şey değil. Bu noktada şunu da altına çizmek istiyorum. Eğitimcilik güzel tıraş etmek değildir arkadaşlar. Türkiye'de eğitim ateşli ben yaptım. Bunu herkes bilir. Sosyal medyada beni takip edenler de 5-6 yıl önce ben eğitim işine başlayacağım dediğimde yaklaşık 6 yıl önce işte sen eğitmenlik yapamazsın, işte bu iş için gideceksin, işte Fransa'da, Paris'te, İtalya'da eğitimler alacaksın vesaire. Ya tamam alalım da yani oradaki sistemi istemiyorum ki ben. Benim kendime özgü bir sistemim olması lazım. Ki burada da, burada da benim eğitim kariyerimde %100 başarı vaat eden kısım kendi sistemimdir, kendi tekniklerimdir. Kalıplaşmış bir eğitim materyalleri sistemi üzerinden çalışmıyoruz. Şimdi kalıplaşmış, bunu birçok videoda da dile getirdim. Kalıplaşmış eğitim sistemleri var. X firmaları, X firmaların altından oluşumlar vardır. Hep eğitim materyalleri aynıdır. Tamam, bunlar her sene güncel olarak kendilerini güncelleyip farklı eğitim materyalleri, farklı eğitim teknik metotları çıkartıyorlar. Kabul, amenna. Ama biz de sabit kalmıyoruz ki. Donanım sürekli, yani eğitimde sürekli donanımlar haline kendimizi yükseltiyoruz. Bundan 5 yıl önceki eğitimimle şimdiki eğitimim arasında çok net söylüyorum, uçurum var. Bakın, çok net söylüyorum. Teknik metot olarak, sunum olarak, görsel olarak, örnek olarak sayısız değişim var yani. Benim çenem bir şey söyleyeyim ama. Estağfurullah. Bir konuya. Konuya gir, görselim. Belki arkadaşlar videoyu izledikten sonra bu adamın suratı niye düşük, öğrenmeden mi gidiyor diye öyle bir şey olmasın. Ben ayrılacağım için çok kötü demolisiyim şu anda ama iş olarak söylerseniz ben gerçekten buradan kahkaha atarak giderdim yani. Mesleki açıdan öyle bir görüntüm ama bir ay 30 gün az bir zaman gibi görünüyor ama aile bir paylaş, aile ortamı, beraber yemek ye, beraber iç. Allah 1000 kere razı olsun. Ben eğitimler her şeyden önemli. Yani bir abi, bir kardeş, Emre hocam olsun, Emres hocam olsun, bir abi, bir baba, yani belki yaşı gençtir ama bir baba diyemeyim. Ama gerçekten insanlarla diyecek hiçbir laf yok. Eğitim, iş eğitime gelirse, yani ben 30 günde bir berberim diyecek kadar özgüvenim varsa benim, bence herkesin vardır. Gelmek isteyenlere söyleyeceğim lafım, gelmekleri her geçen gün onların kendi kaybı. Başka bir şey demek istemiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Eğitimde yeni konuklarımız var. Onlarla alakalı da yeni vlog çekeriz. Yani vlog, eğitim günü vlog yaparız yeni kadroyla beraber. Bora Bey var, Ahmet Bey var, Hasan Bey var, Kenan Bey var, Sedat Bey var. Yarın Hatay'dan bir arkadaş gelecek. Yarın Hatay'dan gelecek bir arkadaş var. Yeni eğitim vlog eğitimlik arkadaşlarımızla çekeriz. Bora Bey Almanya'dan geldi. Ahmet Bey İskoçya'dan geldi. Hasan Bey var İzmir'den geldi. Kerem var Bulgaristan'dan. Sedat var İngiltere'den. İyi olduğunuz zaman mutluyuz. Niye mutluyuz? Birilerinin öğrenme isteğini gördükçe inan olun. Bunu hani sizleri motive etme adına veya izleyicileri tatmin etme adına değil. Ben cidden hani birilerinin öğrenme isteğini gördükçe şaşırıyorum. Mutlu oluyorum. Şaşırmak bir tarafa dursun. Mutlu oluyorum. Senin besin kaynağın bu. Hiçbir zaman da şunu yapmıyorum, Süleyman da bilir. Aa sen çok iyisin falan. Değil abi, kötü, sen kötüsün. Ben bugün Ahmet'e ne dedim? Ahmet dedim ki, herkesin. Hocam nasıl, iyi miyim? Dedim,
ihtimal var mı? Olman gerekenler çok çok fazlasın. Yani bu kadar iyi olamazsın. Bunu Ahmet'e yüzüne de söyledim. Ardından da söyledim. Eksiklikler var mı? Çok eksiklikler var. Ama bu aslında stratejik anlamda hani bir öğrencinin hocayı eleştireceği pozisyonda önce bir kendini eleştirmesine fırsat oluyor aslında. Eğitim arasında farklı işte 3-5 gün aralıklarla gelen öğrenciler arasında kıyaslama yapmak bir fark oluyor. Kenan çok çok iyi maşallah. Kenan da mezun olacak. Biz eğitimlere devam edeceğiz. Sizlere de zaman zaman videolar paylaşacağız. Katılım belgelerini takdim etmeden takipçilerimiz de bir görsün. Şöyle bir yakından göstereyim size. Almanca katılım belgemiz. İngilizce katılım belgemiz. Aslıdır ibaresiyle imzalı. Türkçe katılım belgemiz olmak üzere. 3 tane belgeyi huzurlarınızda kendim takip edip şöyle kocaman bir sarılıyorum. Bazen demolize olur. Ya bize olur. Olmaz da düşmeden kalkma öğrenemezsin. Hakkımız varsa hakkımız zerresine kadar helal olsun. Ben yanımda helal olsun. Hakkım varsa helal edesin. Eksiğimiz kusurumuz olduysa kolay. Her eğitimdeki öğrenci değil. Eğitim senin için bugün yeni başlıyor. Kesinlikle. Bugün senin eğitiminin ilk başlangıcı. Allah gönlünü göre versin. Sizleri seviyoruz. Yeni videolar için takipte kalın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Oy. Telefonuma şeyimi alayım, geliyorum. Yeni bir başlangıcın sonundayız. Hocam siz nereye hocam? Süleyman Bey'i mezun ettik. Yolcu diyoruz. Sedat Bey, darızı sana. Bora kardeşim, darızı sana. Bana daha var. Bana da daha var hocam. Kimse gitmek istemiyor ya. Ahmet gitmeye hazır. Ben gidiyorum hocam. Süleyman Usta. Hadi bin Bora Bey. Gel yavrum gel. Tokat seni çok özleyecek. Vallahi beni Tokat özleyecek. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Tamam. Bağaj vardı. Yan tarafta mı? Almanya yolcusu kalmasın. Vay be Süleyman abi. Geldik gidiyoruz hocam. Almanya'dan geliyorum. Bunu unutmayacağım. Almanya'dan geliyorum. Benim burada maskem var da bulabilirim. Arkadaşlar Süleyman'ı yolculukmaya geldik. Sağ olsun. Eğitimdeki diğer arkadaşlar da yalnız bırakmadılar. Otobüs bozuldu. Otobüs bozuldu Süleyman. Otobüs bozulmuş kardo. Adanalı Adanalı ile Hazretli deniyor. Video çekelim. Video çekelim. Görüşürüz.
Yürü git.